gelelim ehliyet olaylarına. Çok karmaşık gözüküyor karavancılıkta ehliyet olayı. Şimdi size anlatıyorum. Birincisi, motokaravanlar 3500 kilo altı, 4 tekerse B sınıfı ehliyetinizle motokaravanı kullanabiliyorsunuz. 3501 kilo olduğu zaman bu sefer ehliyetinizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü 3500 artı 1 kilo olduğu zaman 6 tekere çıkıyor karavan veya aracınız. Bu sebepten dolayı da ehliyet cinsi değişiyor. Ehliyetiniz B sınıfı yerine C sınıfı oluyor. Şimdi yeni ehliyetlerde şöyle arkasında hepsi yazıyor. Ben bunun fotoğrafını çekip ekrana koyacağım. Sizler de incelemek isterseniz hangi taşıtı, hangi sınıfla kullanabildiğinizi size gösteriyor. Bizim motokaravanımız 3500 kilo altı olduğu için biz B sınıfı ehliyetimizde rahatlıkla kullanabiliyorduk. Yani karavanı aldık, zaten hazır bir karavandı. Hemen B sınıfı ehliyetimizde kamplara çıkmaya başladık. Çekme karavanda da şöyle bir durum oluyor. Çekme karavan 750 kilo altı ise şu anki yasalarla B sınıfı ehliyetinizle kullanmak konusunda bir sıkıntı yaşanmıyor. Ama dünya standartlarında çekme karavanın boyutu, ağırlığı ne olursa olsun ehliyeti farklı oluyor ve onun eğitimini alıyorsunuz. Şu an ülkemizde yasal olarak 750 kilo altı B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Çekme karavanınız 750 artı 1 kilo olduğu zaman BE sınıfı ehliyet olması gerekiyor. Yani E takısı trafikte şu anlama geliyor, römork taşıyabilir ibaresi. O da yine ehliyetin arkasında size göstereceğim. Bunun ehliyetini almak da öyle çok zor değil. Yazılı bir sınav değil. Çünkü sonuçta B sınıfı ehliyetiniz var. B sınıfı ehliyetiniz olduğu için sizi yazılı bir sınava sokmuyorlar. Siz bunun eğitimini alıyorsunuz. Sizi cumartesi günü, eğer pazar günü sınavınız varsa cumartesi günü kursun oraya çağırıyorlar. Ve diyorlar ki işte arkada römork var, bir tane boş römork var aracın arkasında. Onu kullanmayı öğretiyorlar. Öğrenme kabiliyetinize bağlı 3-4 saatlik bir eğitimden sonra ertesi günde sınava giriyorsunuz. Bizim zamanımızda römork taşıyabilir ehliyeti alabilmek çok rağbet gören bir şey olmadığı için, bizim zamanımızda dediğim 1,5 sene önce, milattan önce değil tabii ki, 2 ayda bir neredeyse sınav oluyordu. Şimdi onu bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla rağbet biraz daha artmış. O sebepten dolayı daha sık olabiliyor. Bununla ilgili bilgileri mutlaka ehliyet kurslarından telefonla alın. İnternetten araştırarak çok fazla bilgi alıp bilgi kirliliğine maruz kalmayın. Yani bunun en doğrusunu işi bilenler öğreteceklerdir size. Onun için de ehliyet kursuna bir telefon açıp bunun evrağı nedir, şartları nedir, işte ben şöyle bir çekme karavan kullanmak istiyorum, bunun için gerekli midir diye yine de doğru bilgileri almanızda fayda var. Şimdi gelelim donanım olaylarına. Şimdi çekme karavan motokaravan gibi değil. Motokaravanı aldığınız zaman dediğim gibi kontağı çeviriyorsunuz ve kampa başlıyorsunuz. Çekme karavanın ulaşılabilirliği daha kolay. Maddi anlamda da sizi yoracak rakamlar değil işin açıkçası. Fakat bunun güvenlik önlemi için kullanmanız gereken bazı donanımlar var, ekletmeniz gereken. Evet, Türkiye standartlarında bunlar kesin olmalı diye bir ibaresi yok. Ama sizin çekme karavanı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz ve yolculuk yapabilmeniz için bu donanımları yaptırmanızda bence fayda var. Şimdi 3 tane donanımdan bahsedeceğim. Güvenlik açısından çok önemli olan donanım. Bir tanesi stabilizatör dediğimiz şey. Stabilizatör şu işe yarıyor. Çekme karavan yolda giderken çeki okunun sarsmasını engelliyor. Bu önemli bir ayrıntıdır. Bütçeniz müsait olduğunda ilk eklenmesi gereken donanımlardan bir tanesidir. İkincisi ATC dediğimiz sistem. Çekme karavanı aldınız ve ATC'si yok. Yolda normal gidiyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu bir trafik. Ve trafikte ani şekilde sağ sol yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ani bir sollama yapma durumunuz olabilir. ATC karavanın arkadan sarsılmasını engelliyor. Çok önemli bir sistemdir. Dediğim gibi bütçenizi ayırdığınızda ikinci olarak yapılması gereken ve takılması gereken bir donanımdır. Üçüncüsü mover.
Mover biraz daha böyle daha sempatik duruyor. Uzaktan kumandayla çekme karavanınıza hareketler yaptırabiliyorsunuz. Park edebiliyorsunuz. Mover'ı daha önce videomda anlatmıştım zaten. Biz kadın kadına kampa giderken veya işte bir çocuk bir anne gittiğiniz zaman çekme karavanı park edebilmek için araçtan ayırdıktan sonra çevirmek falan bizim için biraz zor oluyor. Tabii ki eşim de tek başına çok zorlanıyor. Benden yardım istiyor veya işte insanlardan yardım istiyor. Evet, Mover bu konuda çok iyi. Hani isteğe bağlı. Evet, bu konuda isteğe bağlı. Ama biz bu sene Mover'ın en önemli özelliğini fark ettik. O da hayati bir durummuş. Biz navigasyonun azizliğine uğrayıp çıkmaz bir sokağa girdik, dar bir sokağa girdik. Çekme karavanlı aracınızın dönerek geri dönme şansı yok. Şimdi her ne kadar ehliyet kurslarında geri eğitim verseler de çok tecrübelendikten sonra o manevraları yapabilirsiniz. Mesafemiz de çok uzundu ve gece karanlıktı. Bu sefer ne yaptık? Araçtan karavanı çıkardık. Mover'la karavanı döndürdük. Aracı da döndürdük. Süper bir hareket oldu. Yani, takipçilerimizden bir tanesi bir uyarıda daha bulundu. Siz dedi Mover'a dedi böyle anlatıyorsunuz ama dedi yurt dışında bu mecburidir dedi. Neden dedi diye sorduğumda rampalarda kalabilirsiniz. Rampalarda dönemeyebilirsiniz. Araçtan ayırmak zorunda kalabilirsiniz. O zaman çekme karavanınızda Mover'ı devreye soktuğunuz zaman aşağı doğru kayma durumu olmaz. Yani rampalarda kalabilirsiniz. Mover'ı çalıştırdığınız anda rampadan aşağı kayma tehlikesi olmaz. Çok önemlidir. Hayati bir donanımdır dedi. Ben de evet dedim yani. Şimdi tabii bütçe meselesi bunlar. Bu bütçeleri ayırdıktan sonra mutlaka yapacağınızı düşünüyorum. Yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben de rampaya çıkmam canım işte dar sokaklara da girmem dediğiniz anda tabii ki ihtiyacınız da olmayabilir tabii ki. En çok sorulan sorulardan biri. Bana o kadar çok mesaj geliyor ki benim aracım karavanı çeker mi? Şimdi normal standartta Şahin'e bana sordukları zaman şöyle bir cevap veriyoruz biz. Bir kere çekeceğiniz karavanın iki katı ağırlığı olması gerekiyor aracınız. Yani karavanınız 1 tonsa aracınız 2 ton olmalı. 1600 motor, düz vites, dizel bir araç, torku yeterli oluyor. Şimdi bak bu bilgileri çok güzel öğrendim. Torku biraz daha yüksek olduğu için düz vites, 1600 motor ve dizel bir aracın 1 ton civarlarında bir karavanı çekebiliyor. Bunu biraz daha karışık tabii anlatırken ama bunun için bir tane site var. O sitenin de hemen linkini koyacağım aşağıya. Aracınızın markasını, modelini, özelliklerini girdiğiniz zaman sizin aracınızın nasıl bir çekme karavan çekebileceği, römorklu bir aracı çekebildiğini gösteriyor. Siz de oradan kontrol edebilirsiniz. İnşallah hepinize faydası olur. O siteye girerek aracınızın çekme kapasitesini öğreniyorsunuz. Bakmış olduğunuz çekme karavanın kilosuna göre de bu benim aracıma uygun değil. Ya aracımı değiştireceğim ya seçtiğim karavanın cinsini değiştireceğim, modelini değiştireceğim gibi bir karar verebilirsiniz. Şimdi bu videoda kafasına şişirdiklerim var. Onlara bir teşekkür edip hemen kapatıyorum. Sevgili eşim Şahin'e teşekkür ediyorum. Çünkü adam mesai yaparken devamlı sorular soruyorum. Tahmin edersiniz ki bu konuların birçoğunu bir kadın olarak çok hakim değilim. Şahin'cim çok teşekkür ederim. Nezih Genç, kendisi YouTube'da da var. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Nezih Genç, adamcağızı herhalde günde yarım saat sorularımda bunaltmış olabilirim. Teşekkür ederim Nezih Genç. Gerçekten çok teşekkür ederim. Karavancılık tecrübesiyle beni de aydınlattığınız için bir sürü şey öğreniyorum sizden. Her telefonu açtığımda yeni bir şey öğreniyorum. Ve sevgili karavanist adam Serhat Bozkurt. Çok teşekkür ederim gerçekten. O da mesai saatleri içerisinde efendim Gamze ablacığım deyip açıp bütün sorularımı cevapladı. Ha unutmadan eğer herhangi bir cevap alamadığınız sorunuz varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hepsine bakıyorum, hepsine cevaplamaya çalışıyorum. Bu tamamen moto karavan mı, çekme karavan mı videosuydu. Başka sorular olduğuna eminim. Ben yine videolar çekmeye devam edeceğim. Belki benim aklıma gelmeyen bir şey olursa siz de bana yardımcı olmuş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.